Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size çok hoş geldim. Bakın böyle size bugün çok tatlı mı tatlı bir hırka modeli ile geldim. Hırka biraz da böyle mont tarzında bir hırkamız oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Şöyle göstereyim bakın örneğimiz harika durdu. Şu şekilde böyle buralarda dikişler gibi gözüken bir modelle yaptım var olan bir modelde ama ben sıralarını fazlalaştırıp böyle bu şekilde görünmesini sağladım. Ve bu güzellik ortaya çıktı. Şöyle göstereyim bakın arka yüzünden de e, bu şekilde gözüküyor. Çok tatlı teyzoşları bu. Yine şimdi 0-1 yaş demeyeceğim buna biraz bir tık daha e, büyük olarak hazırladım. Yani 7 aylık 8 aylık 1 yaş hatta şöyle söyleyeyim artış sırasında şurada bir tur daha artırma yani bir örnek daha bu omuzu indirirseniz 2-2,5 iki, iki yaşına kadar da giydirebileceğiniz bir model oldu. Şimdi arkadaşlar burada e, ana renk ipimden iki tane ip gitti. Şöyle şunu göstereyim. Bakın etrofil e, kullandım. Bu 250 metrelik bir ip olduğu için bu ipten İki tane ip gitti şuralarda da elimde az kalan iplerimle bunları da yaptım. İki tane tığ kullandım. Bakın örgümüzü örneğimizi yaparken tığımızı kalın tutalım. Ben dört buçukla ördüm. Beşle de örebilirsiniz. Altıyla da örebilirsiniz. Şu örgünün yumuşak düşmesi için iç içe geçerek devam ettiği için sıkışma yapmasın diye kalın bir tığ kullandım. Yakasını yaparken de ince bir tığ kullanarak ilerledim. Tek tığla da yapabilirsiniz. Biraz daha derli toplu olsun diye. Böyle bu şekilde bakın 2 4 6 düğmeli oldu. Biraz uzun oldu boyu ve güzel bir hırka oldu. Abone olmadan gitmeyin. Videomu da beğenirseniz beğeni atmayı unutmayın. Abone olarak benimle birlikte örmeye devam edebilirsiniz. O zaman ne yapalım teyze hoşları örgülerimin. Evet, Hadi örmeye Gidinizle. başlayalım. Tığımızı buluşturalım. Şöyle. 73 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle bir zincir oluşturduk. Ve arkadaşlar ikinci zincirden sık iğne yaparak başlayacağız bakın. Şöyle Her zincire bir sık iğne. Her zincire 72 tane sık iğnemiz olacak. Şöyle tüm zincir boyunca yapalım. Evet şöyle başlangıcımız tamam burada ben tığımı büyüteceğim bakın demiştim şimdi 4.5 numara tığa geçtim bir zincir çektim ve çevirdim birinciye bakın üzerine almadan batırdım şöyle çektim ve buraya bir de zincir attım bu bizim birinci trabzanımız ve şimdi üzerine aldım ve bununla birlikte 12 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane ördüm şimdi sıradaki trabzan sık iğnemin içine 3 tane trabzan yapacağım artırma yerimiz 1 2 ve 3 bakın 3 tane buraya tam ortadakine bir ayra çatacağım. Biraz yaptıkça kafanız karışmayacak zaten. Şöyle artış yerini belirledim. Ve yine buradan başladım şimdi. 10 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın 10 tane artırmadan sonra ve yine sıradakinin içine 3 trabzan 1 2 3 ve burayı tekrar ikinciye bakın araya bir işaret attım. Ve şimdi 24 tane tek trabzan öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 ve 24 24 tane de arka için trabzan yaptık şimdi sıradakine 3 tane aynı yere 1 2 ve 3 bir işaret daha atalım. Şöyle. Şimdi 10 tane öreceğiz ikinci kolumuz için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi önündekine 3 tane trabzan 1 2 ve 3 Tekrar başlayalım şimdi örmeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve bu da 12. Şöyle ikinci önümüzü de tamamladık ve robamızı hazırladık. Bir zincir çektim ve döndüm. Yine bakın birinciye sık iğne yaptım bir tane. Bir zincir çektim ve bu bizim birinci trabzanımız. Şimdi arkadaşlar burada örneğimizin kurulumunu yapacağız. Bakın 2 trabzanı önden boşluğundan alacağız. Şöyle. Hafif uzattım ve çektim. Sıradakini tekrar boşluktan aldım. İki tane önden yaptım. Şimdi sıradaki iki taneyi arkadan taktım. Boşluktan aldım. Ve buraya bir trabzan yaptım. Tekrar döndüm, ikinciyi de aldım. Bakın, bu buraya bir trabzan yaptım. Sıradaki iki taneyi önden. Bakın. İki, şöyle. Sıradaki ikiyi arkadan. İki tane önden boşluğundan, iki tane arkadan boşluğundan alarak yapılan bir örnek. Tek püf noktası tığımızı kalın tutalım. Elinizdeki en kalın tığı kullanabilirsiniz. Şöyle. Bir bakın. Hepsini yaptım. Şimdi artış yerine geldim. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şurada da bir tanemiz var. Burası 13. Artış yerinin içine 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Bakın. Ve şimdi yine başlayacağız örneğe kurmaya. Önden aldım. Bakın. İki taneyi önden iki taneyi arkadan hafif uzatarak çekeceğiz. Böyle. Bu sırayı düzgün kurarsanız gerisini çok kolay getireceksiniz. Tek önemli nokta burası. 2-2 hep 2 artış yerine geldim. Artış yerine 3 tane. Şimdi burası bizim örgümüzün ön yüzü. Ön yüz olduğunu belirtmek için de bakın şöyle yapacağım. Ön yüze şu işareti atayım. Burası bizim örgümüzün ön yüzü. Sadece ön yüzde çevirmeler yapacağız tekrar başladım artışımı yaptıktan sonra kurmaya ve böyle kura kura bitireceğim son önü yapmaya geldiğimizde öbür ön gibi yapacağız bunları üstten başlamıştık aradakiler fark etmiyor iki önde aynı gözüksün şöyle şimdi bakın buraya başlarken arkadan alarak başlayacağız öbürünün bitişini öyle yapmıştık ve bakın böyle. Ve bitişe geldiğimizde bakın bir sık iğne bir zincir yaparak başlamıştık. Hemen sık iğnenin üzerine batırdım. Bir, bakın bir zincir çektim çevirdim ve şöyle burayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz bakın arkadaşlar şöyle de göstereyim şimdi bir zincir çekip buraya bir trabzan da yapabilirsiniz normal yaptığımız gibi de yaparsanız ama bu örnekte biraz fark atıyor o yüzden böyle ya da bu şekilde bir zincir bakın bir zincir bir trabzan böyle de yapabilirsiniz Tığımın üzerine ipimi aldım. Şimdi örgümüzü göründüğü gibi öreceğiz. Bakın. Şuradakiler arkadan alınmış gözüküyor. Arkadan öreceğiz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Bakın. Önden gözükenleri bakın bu ön iki tanesi önden gözüküyor. Önden örelim. Göründüğü gibi. Arka yüzde göründüğü gibi. Tekrar dönderdim. Bakın. böyle önden göründüğü gibi arka yüzden bakın aldım şöyle şimdi bu iki taneyi aldım şöyle bakın şimdi burada artırmamız vardı şimdi bu artırmalarımızı bakın bir de birincinin üzerine trabzan yaptım. Arka yüzde örnek kurmuyoruz. Ve tekrar artışın içine üç tane trabzan yaptım. Bakın. Ve bu sıradaki teki üzerine basa, batarak ördüm. Şöyle. Burada 5 tane oldu. Bakın. Artış yaptığımız yerde 5 tane tekli battığımız trabzan. Geldim buraya yine. Göründüğü gibi örmeye başlayacağım. Sona geldiğimizde dönelim. Şimdi çevirmelerini yapacağız. Bakın arkadaşlar. Şimdi önden gözükenleri arkadan alacağız. Bakın. Şöyle. Önden gözükenler arkadan bir şu da ikinci arkada çukurda gözükenleri önden alacağız önden gözükenleri arkadan arkadan çukurda gözükenleri önden Sadece ön yüzde. Bakın ön yüzdeyiz. Arka yüzde göründüğü gibi öreceğiz. Bakın çukurda gözükenleri çukurdan aldım. Şimdi burada iki tane de artırmadan çoğalttığımız var. Hemen onları da sıraya göre arkadan aldım. Bakın. Şöyle artışımız burada 3 tane artırdım 3 şöyle ve bakın artış yaptıktan sonra da burada iki tane tek kaldı şimdi şuraya bakın bunu alttan alacağız bunları üstten alacağız Çünkü bir yüzden de artırıyoruz. Ve şimdi bakın yine gözüktüğü gibi. Böyle. Şimdi şurayı da göstereyim tekrar. Arkada sadece göründüğü gibi öreceğiz. Ve artışımızı yapacağız. bakın buradaki gözükenleri de artışla biriktirdiğimiz iki taneyi şöyle ve yine bakın Üç tane artırma. 1 2 3 Ve burada iki tane bakın artırmadan olan var. Üstten alacağız. Şuna göre bakın. Şuna göre ayarlayın. Şimdi burada iki tane üstten alma var alttan. O zaman bu nereden iki tane üstten alınarak devam edecek. Ve bakın kabardılar gözüktüler. Arka sırada arkadaşlarım göründüğü gibi yapıp sadece artırmalarımızı yaparak ön yüze geleceğiz. Ön yüzde de bu çevirme işlemini yapacağız. Bu kadar kolay bir model. Robada ip değişimimiz yok. Ha isterseniz buralarda da ip değişimi yapabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Robada yapmadım ben. Evet arkadaşlarım bakın robamı ördüm. Toplamda 9 sıra oldu. Şu ilk birinci trabzan sıramı da saydığımda e, ee, örneklerimizi söylersek bakın 1 2 3 4 tane tam örnek yaptım ve ön yüzdeyim toplamda 9 sıra şimdi 1.5-2 yaşı da ekleyeyim derseniz bu yaka boyutuyla o da olur. Yani 1.5-2 yaşa kadar büyük, büyük olur bu. Bir, buraya bir örnek sırası daha büyütün. Yani 2 sıra daha ekleyin. O zaman tam ölçüsü Olur. Ee, şimdi burada bakın şöyle. Şimdi kolları bırakıp gövdeyle devam edeceğiz. Ön yüzdeyim. Şimdi kola kadar artırma yerine kadar geleceğim. Böyle çok dar bir hırka değil e, ferah bir hırkamız olacak. Şimdi bu yaka yeris gözünüze büyük gözükmesin çünkü orada en son bir toparlama yapacağız. Çünkü burada artışlarımızı bir bir geldiğimiz için çok aşırı da büyük değil yani tam yaşına göre bir örgü oldu. Bakın en son burada iki tanemiz daha var. Bir, iki. Şöyle bakın artış yerindeyim. Buraya bir tane trabzan yaptım. Bakın şuraya artış yerinin 3. ikinci trabzanına burayı bıraktım ve öteki artış yerine geldim tam ortadakine yine bir tane trabzan yaptım ve öbür gola kadar devam edeceğim şimdi burada örnek ayarlaması yapacağız bir sonraki sırada arkayı örelim öbür kolumuzu da aynı şekilde bırakacağız buraya geldiğimizde bakın şöyle yine artış noktasına bir tane bıraktım burayı yine bakın tam ortaya bir tane ve örneklerimi aynı şekilde kurarak sıramı tamamlayacağım iki zincirimi çektim döndürdüm örgümüzün arka yüzünde göründüğü gibi örüyorduk şimdi bu kol ayrımına kadar yine göründüğü gibi örerek geleceğim orada şu aradaki örnek yönünü ayarlayacağız araya artırmalar yapabiliriz bir bakalım buraya gelelim şimdi kol yerine geldiğimizde bakın arkadaşlar şimdi bunu üstten yaptım. Şuradakileri alttan alacağım. Bakın. Buraya örneğimi kurdum. Boş geçmeyelim. Şöyle. Ve şimdi burada üstten alacağız. Bakın. Örneğimiz oturdu. Şimdi burada aynı gelişine devam edeceğiz. Çünkü bir dahaki sırada bu araya iki tane trabzan yapacağız. Arka sıradayız çünkü. Ve böyle şimdi arkayı da öreceğim. Tekrar öne gidelim. Önde o araya iki taneyi nasıl atacağız göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle burada. Şimdi örneğimizi buraya düzgün bağlamak zorundayız. Bakın bu ördüm. Şimdi bunları alttan aldım. Bir, iki. Bu araya, bakın, şu araya iki tane trabzan çıkartacağız. Ama nasıl çıkartacağız? Şimdi şu trabzanın boşluğundan aldım. Bakın bir. Öbür trabzanında boşluğundan aldım. Bakın gidişatımız şöyle. Tekrar döndüm. Bu son aldığımın bu sefer de arkadan taktım. Bir kere de arkadan aldım bunu. Şöyle bakın artırdım. Ve sıradakini yaptım. Bakın yani şu gidişatı yapacağız. Üstten aldım, alttan, üstten, alttan, üstten, alttan ve üstten. Ayarlama yaptık buraya. İkişer trabzan artırmış olacağız. Şöyle. Bakayım gözüküyor mu? Evet. Ve şimdi öbür golda da aynısını yapıp ilerleyeceğiz. Bundan sonrası artık kolaylaştı. Hemen öbür golu da göstereyim. Burayı öreyim. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci kola geldiğimizde bakın. Şimdi şurada dört tane yan yanaydı ya. Bakın şimdi. Birini bu son yaptığımdan üstten aldım. Birini önündekinden aldım. Bakın burayı tamamladım. Şimdi burada tek bir trabzan gözüküyor. Biri de bu. Şimdi döndürüp arkadan bu trabzanı bir kere daha kullandım. Ve bir tane çıkarttım. Tekrar taktım. Bir tane daha ve dengeledim. Bakın. Şimdi hem örneğimizi düzeltmiş olduk hem artırmış olduk. Şimdi arka sırayı da örelim. Ön yüze tekrar gelip renk değiştireceğiz. Şimdi bundan sonrasında dümdüz örerek aşağıya doğru ineceğiz. Hemen rengi de nasıl değiştirdiğimi göstereceğim. Evet, ön yüze geçerken bu ipimi bir zincir atarak sabitledim ve öbür rengimi alacağım. Bakın. Şöyle çevirdim örgümü. Şuradan bakın birinciden ipimi taktım. Şöyle bir kere geçirdim. Taktım ve bak bir zincir bağlamayı saymayalım ve aynı şekilde yine örmeye başlayacağım ön yüzdeyim örneklerimi çevirerek devam edeceğim arka yüzü de aynı şekilde örüp hep ön yüzde ipimizi değiştireceğiz Bu dikiş görüntüsü de buradan oluyor. Kurarak gelelim. Ön yüzde tekrar ipimizi değiştireceğiz. Sıramı tamamladım. Bakın arka sırayı ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bakın aynı şekilde ipimizi takıp devam edeceğiz. Aldım. Bağladım. Ve yine örgüme devam edeceğim. Örneklerimi aynı şekilde kuracağım. Böyle. Başta gösterdiğim gibi ekran resmi alarak renk sıralarını o şekilde de yapabilirsiniz ya da kendi isteğiniz gibi doğrultusunda da renk sıralamasını yapabilirsiniz. Yani bakın. Şöyle bu da üstüne geldiğinde işte bu dikiş görüntüsü evet, şahane arkadaşlar. bir şekilde şöyle Çıkıyor. bakın tamamladım. Şöyle de göstereyim Bak Burası da düz yüz olarak belirlediğimiz yer çok tatlı oluyor teyzoşları bu. Yine çok güzel bir iş yapıyoruz. Umarım sizde de beğenirsiniz. Bakın. Bu boyu istediğiniz kadar uzatın. Boy sizin tercihinize kalmış. Ben uzatmayacağım. Bu şekilde sadece lastik örgüye geçeceğim. Burada alt tarafta da lastik örgüyle biraz daha büyüteceğim ve mükemmel bir boya ulaşacağız. Bakın. Örnek kalıplarımız belli. 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Bir de koltuk altından sonra yaptığımız 8 örneğimizle aşağıya indik. Şimdi burada tekli lastiğe geçerek ilerleyeceğiz. Bakın şöyle ipimi yine bağlayacağım. Buradan. Şimdi bir trabzanımı yaptım. Şimdi bu yaptığımızın bakın bir tane buradan tek aldım. Döndüm, arkadan tek aldım. 2 2 yapıyorduk ya, şimdi 1 1 yapacağız. Bakın. 1 önden 1 arkadan alarak. 1 önden 1 arkadan alarak. Tekli lastiğe geçtim. Şöyle. 1 önden 1 tane arkadan bir önden bir arkadan aynı bunu da göründüğü gibi öreceğiz öbür yüze geçtik aynı bu yüze geçtik aynı yani göründüğü gibi öreceğiz sıramızı böyle tamamlayalım bakın şu burada çift çift alıyorduk burada tek tek alarak sıramızı bitirdiğimizde bir iki zincir çektik ve çevirdik bakın göründüğü gibi önden görünenleri önden alalım arkadan görünenleri arkadan alalım böyle bakın gözükmeye başladılar böyle çubuk çubuk çıkacaklar şimdi lastiğimizi büyütelim Evet arkadaşlarım bakın lastiğimi ördüm. Lastiği istediğiniz boyda örebilirsiniz. Biraz daha uzunu da yakışır. Yani buna bu modele geniş bir lastik yakışabilir. Şimdi şu kenar tığlamasına geçeceğim. Önce bu iplikleri bıraktığım yerden başlayacağım. Bakın şuradan tersten gideceğim. Şöyle. Şimdi bu iplerimizi saklaya saklıya ilerleyeceğiz. Böyle aralara alıp sık iğnelerimizi çıkartmaya başlayacağız. Şimdi lastikte şu lastik yaptığım yerde bakın bir bağlantı yerine bir boşluğun içine burada eğer ki geriye doğru şey yaparsa tek alalım bakın şöyle şöyle tutup bakın germe olmayacak bir bağlantı olan yere bir boşluğun içine bak, tekrar sıradakini de boşluğun içinden aldım yani birini iki birine bir batırdım şöyle iplerimi aldım ve bu şimdi şuradakini alacağım bu fazlalıkları burada keseceğiz burada bizim iki sıramız vardı bakın şurada örnek olan yerde iki sıra bir bağlantı arasına batıracağım bu ipleri burada göstereyim ki siz de böyle kolay yapabilin. Şöyle aldım içeriye. Bir tane boşluğa. iki tane her sıraya iki sık iğne düşüreceğim. Bir bağlantı yerine bir tane boşluğuna. Tekrar şuradan iplerimi bakın çektim. Aldım. Ve tekrar bakın bir bağlantı yerine hani battığımız yer var ya bağlantı yeri dediğim o bir tane boşluğun içine. Bir ek yaptığım yere bağlantı yerine bakın. Bir tane boşluğun içine. Bunu da çektim şöyle. Öbür iplerimi aldım. 2 2 geliyorlar bunlar. Şöyle aldım. Bakın. Ve yine önce bağlantı yerinden sonra boşluktan bağlantı yerinden boşluktan bak iplerimi aldım ve tekrar aynı bakın burada iki sıramız var ona göre çıkartıyoruz 2 2 her bölümden iki tane sık iğne çıkartmış olacağız böyle aldım tekrar öbür iplerimi getirdim aldım ve böyle sıramı tamamlayacağım. Şuradakini aldım ve bunları da keseceğiz sonra. Tekrar bağlantı yerine bir boşluğa bir bağlantı yerine çektim ve şunu aldım. Ve bütün iplerimi içeriye alarak sakladım en kolay bu şekilde yapılır aralarda götürsek belli oluyor şimdi aynı mantıkta burayı da yukarıya doğru çekeceğim Bak, bunları şöyle düzeltin şöyle keselim Bakın. şöyle biraz tam dibinden değil de az bir şey ucundan aldım hani esneyince bakın içine gitti Böyle. Ve bunları da böyle temizleyeceğiz. Başka bir yöntem biliyorsanız o şekilde de saklayabilirsiniz. Evet. Şunları alalım. Ve burayı şimdi yukarıya çıkartacağım. Buraya geldiğimizde bir zincir çekelim ve dönelim. Şimdi birebir batarak sık iğnelerimi yapacağım. Aşağıya ineceğim, tekrar yukarıya doğru sık iğnelerimi yapıp geleceğim. 3 sıra öreceğiz. Bakın bu ikinci. Bunun üstüne yine bir sıra daha sık iğne öreceğiz ve sonra düğme deliklerimizi yapacağız. 3 sıra sık iğnemi yaptım ve bir zincir çektim, çevirdim. Bakın, yakanın olduğu yerdeyim. Şimdi burada düğme deliklerimizi de açmaya başlayacağız. 2 tane sık iğne örelim. 1, 2. 1, 2 zincir çekelim. Bu 2 zincir, 2 sık iğne bıraktığım boşluk orta boy bir düğme için daha minik bir düğme istiyorsanız bir zincir bir sık iğne bırakabilirsiniz. Ama hırkalarda orta boy düğme kullanmak her zaman daha güzel durur. O yüzden 2 zincir, 2 sık iğne atlayıp 3.dan başlayacağım. Arada 9 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane sık iğne yaptım 1 2 zincir çektim 1 2 bıraktım 3. den başladım ve yine araya 9 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 tane zincir 2 sık iğne atladım, üçüncüden böyle aldığı kadar aşağıya kadar devam. Evet arkadaşlar bir zincir çekip döneceğiz ve şimdi iki zincirlerin içine iki sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bak, iki zincirin içine iki tane, 1 2 Burada bırakmıştık, onun yerine yine iki taneyi yaparak tamamladık. 6 tane düğme deliği oldu benim bunda geldim bak şimdi iki zincirin içine iki tane sık iğne ve devam edeceğim bundan sonraki Sıramı da aşağıya etek ucuna kadar inip bitireceğim yani bunu örüp üzerine bir sıra evet, daha arkadaşlar önce tamamlayacağım de bitti. bakın bunu da aynı şekilde yaptım ve düğme delikleri yok bunda bu da böyle şimdi isterseniz kolumuzu yapmaya başlayalım en son yaka işlemiyle devam edelim şimdi arkadaşlar bu bıraktığımız kolda bakın şöyle şimdi şurada bir trabzan bir de şurada trabzan olarak gözüküyor şimdi şuradan tam ortadan ipimizi alalım şöyle bakın tığımı taktım ve buradan ipimi bağlayacağım şöyle buraya 3 zincir çekerek yukarıya çıktım bakın arkadaşlarım burada trabzan olan yerden şuradan bakın bir tane trabzan aldım tekrar bunun bağlantı yeri gözüküyor burada bir tane de buradan aldım Şimdi burada iki trabzan artırmış olduk. Tekrar örgümüze döndüğümüzde bakın. Burada örneklerimizi çevirerek devam edeceğiz. İki trabzan gol altına girmiş oldum. Burayı örneğimizin devamını getirerek birleştirme yerine gelince orada tekrar göstereyim. Buraları zaten bildiğimiz yerler. Böyle. Bakın. Oraya geleyim. Sona geldiğimizde de arkadaşlar buradan yine bir bir tane de bu trabzanın üzerinden iki toplamda iki tane örnek eklemiş olduk. Zincire bağladım ve hep ön yüzden devam edeceğim. 3 zincir çekerek yukarıya çıktım. Bakın şurada şimdi örneğimizin ikinci sıra arka yüzü olarak düşünün bunu. Hemen şunları arkadan alıp devam edeceğim. Bakın örneğimi devam ettireceğim. Şimdi daha kolay öreceğiz. Hep ön yüzden öreceğimiz için daha çabuk ilerleyecek. Böyle. Ve burayı bu şekilde büyüteceğiz arkadaşlar. Şöyle şuradan bir bakayım. 1 2 3 4 5. Örneklere başladığımız yer 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Şöyle toplamda saydığımızda 6 7 8 9 10 11 12 örnek olarak burayı indim. Bakın şöyle. Şimdi 1 2 3 örnek yaptıktan sonra bir kırmızı bir mor bir kırmızı bir mor bir de kırmızı yaparak lastik örgüsüyle tamamladım lastik örgüyü zaten göstermiştim bu şekilde döne döne örün renkleriniz isterseniz yukarıda da katabilirsiniz isterseniz böyle benim gibi aşağıya da da yapabilirsiniz burada mesela bakın şöyle mavi yok sadece bu iki renkli kolu tamamladım ve Toplamda örnek sayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Omuzdan saydığımızda 12 örnekle buraya kadar gelmişim. Eğer ki biraz sıkı ördüyseniz boyu kısa geldiyse gözünüze uzatabilirsiniz kolunu. Ama bana göre bu kol boyu gayet iyi bir boy. Evet arkadaşlar, kolumu ördüm. Şöyle bakın lastik yapıp bitirdim. Yine lastiğini istediğiniz boyda yapabilirsiniz. En son yakamızı toparlayacağız. Bakın örgümü şöyle düz yüzünden tuttum ve buradan bakın yaptığımız biye var ya bu biye. Biyenin birinci sık iğne sırasından ipimi alacağım. Yalnız burada ipime düğüm atmadan bakın şöyle biraz uzun bıraktım. Tuttum. Şöyle bir kere bu ipi bunun içinden geçirdim. ve buraya bir kere daha zincir çektim şimdi arkadaşlar trabzanlar çıkartarak devam edeceğiz tığımı da 3 numaraya düşürdüm hemen buraya olduğu yere bir trabzan yaptım böyle bakın uçlardan birer tane trabzan çıkartarak geleceğim şu artış noktaları belirlediğim yerlere bakın şurada artış noktaları belirlemiştik ya mesela şurada golun bakın artış noktası var buna bir tane kalana kadar hepsine teker teker trabzanlarımı çıkartacağım şöyle Geldim. iplerimi de arada götürerek kaybettim. Altta da minik bir ipim kalmıştı. Onu da aldım. Ve şöyle bakın arkadaşlar. Artış noktasının olduğu hiza buradan 1 2 3 taneyi birlikte toplayacağım. Yarım alarak bakın. Yarım aldım. Tekrar sıradakinden yarım aldım. Tekrar sıradakinden yarım aldım. 3 taneyi birlikte topladım. Öbür artışa kadar aradakileri düz yapacağım. 4 tane artış yerimiz vardı. Dördünde de aynı işlemi yapacağız. Birinciyi yaptık. Şöyle bakalım. Son artışın sağındaki ve bakın sağındaki ve solundaki ve ortadakini alacağım. 1 2 3 tane. Yarım, ikinci yarım ve üçüncü yarım. Böyle. Ve öbür artış noktasına kadar aynısını öbür iki yerde de aynı işlemi yaparak sıramızı tamamlayacağız. bitirirken de bakın aynı birinci trabzan sonuncu trabzanı birinci sık iğne sırasına bir iki üç tane zincir çektim bakın burada bu zinciri trabzan olarak kullanacağım şurada ve bakın ikinciyi arkadan tek telinden alarak şöyle sadece arkadan tek telinden alarak sıramı böyle tamamlayacağım. Bu şekilde. Tüm sıram boyunca böyle yapacağım. Bir üst sırayı da aynı yapacağız. Öbür sırayı da yani bu şekilde ilerleyeceğiz. Büyüteceğiz örgümüzü. Şimdi teker teker alalım. Bu çektiğimiz 3 üç zincirin üçüncüsüne de batarak bakın sıramı tamamladım. 1 2 3 zincir. Çevirdim. Ve yine arkadaşlar bakın. Çevirdim. Bu birinciye batmayacağız. İkincinin yine arkadan Tek telinden atarak örmeye devam edeceğiz. Yakanızı tek renkle yapabilirsiniz. Araya kullandığınız renklerden de atarak devam edebilirsiniz. Şöyle bir bakın. Ona göre ilerlemeye devam edin. Evet arkadaşlarım, yakamız da bitti. Bakın şöyle bir görüntüsü oldu. Şuradan katladığımızda buraya böyle bu şekilde düştü. Evet arkadaşlar, bütün detaylarıyla anlattım ve çok güzel bir hırkamız oldu. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte örersiniz. Harika bir model, biraz yorucu ama emeğe değiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.